Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz, insanlar neden farklı yaratıldı? Bir insanın bedenine baktığımızda, insanın bedeni de farklı durumda yaratılmış, insan bedeni de. Hücreler farklı, organlar farklı, sistemler farklı. Bunlar eğer birbirine bağımlı olup uyumlu çalışırsa insanın sağlığı, huzuru yine geliyor. Topluma bunun gibi toplumda. Allah Teala buyuruyor bizlere Kur'an-ı Kerim'inde Zuhruf 31-32'de Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâlû levlâ nüzâli hâzî Kur'ânı ilâhır. Dedi ki müşrikler ve kâlû levlâ nüzzile hâzîl Kur'ânı eğer derlere bu Kur'an indirilseydi alâ recülün minin karadikâtin azîm. Alâ recülün o kimseye ki minel karadikâtin azîm. İki kariyeden İki büyüğe inirilseydi Kur'an-ı Kerim. Yani müşrikler, Mekke müşrikleri peygamberlik görevini, makamını peygamberimize layık görmediler. Ne dediler? İki büyük şehir var. O anda orada Mekke Taif. Mekke'de en ünlü kişi, varlıklı kimse Velid bin Mugire. Taif'te de Urve bin Mesud var. Yani onların görüşüne göre peygamberliğe onlar daha layık dediler. Demek ki insanların görüşüne göre böyle okullara görev vermiyor. Mevlam buyurdu ki cevaben ehüm yaksimûne rahmete Rabbik. Onlar mı Rabbin rahmetini taksim ediyorlar, paylaştırıyorlar? Nahnu kasemna ve mevşetin raddini. Nahnu kasemna. İşte rızık konusunda bu ayet-i kerime en büyük bir kaynak olmuş oldu. Yani Allah dostları bu ayet-i kerimeye görünce bu konuda tasa, keder çekmiyorlar bu konusunda. Mevla buyuruyor, nahnu kasemna. Bir azametimizle taksim ettik buyuruyor. Beynehüm, insan arasında me'işetehüm, me'işetlerini, yaşam koşullarını fil hayatı dünya, dünya hayatında. Ve refa'na ba'dühüm fevka ba'dühüm. İnsanın bazısını da bazı üzerine üstün kıldık, derecatin çok dereceleriyle. Bu ayet-i kerime Mevlam buyuruyor, insanların hepsi aynı yetenekte değil, farklı yaratıldı insanlar. İnsanlar farklı yaratıldı. Ve insanların yaşam koşulları, işleri, meslekleri de, hayatları da bu ne oldu? Farklı oldu. Mevlamızın ezelde yarattığı taksimine bağlı bunlar da. Şimdi hayvanlara baktığımızda bazı hayvanlar toplumsal yaşarlar. Arılar gibi, karıncalar gibi. Onların da arada farkları vardır. Bir de kuş türlerine baktığımız zamanlar, mesela güvercin kuşu, serçe kuşu, ister bundan önce yaşamış kuşlar, isterse günümüzdeki kuşlar, bu kuşlar Asya'da olsun, Avrupa'da olsun, Afrika'da olsun. Aynı tür kuşlar ne yaparlar? Hepsi aynı yolu yaparlar. Hatta
Ötmeleri de aynıdır muhtemelen. Hepsi de bunlar. Ayrıca ne kadar kuş türü varsa, tabi hayvan da buna giriyorlar. Her kuş ne yapar? Yuvasını kendi yapar, yuvasını da. Nasıl yapıyor bunu? Ancak kendi organlarından yararlanarak bunu yapar. Yere iner, gagasıyla bir çırpı alır, onu götürür. Bir tane daha alır, onu götürür. Hafif bir toprak alır, yerden çamur alır. Bunu ağzına hafif bir geberler. Onun ağzına gelen bir salgı vardır. Salgı ne yapar? Bunu çimentosudur böyle, yapışkandır o salgı. Böyle çırpıyı koyar, üzerine biraz getirir çamur koyar. Ağzına gelen tükürük dediğimiz o salgısı ki tutkalıdır bu, çimento gibidir, yapışkandır. Onu da buna bir toprağa, çamurlar yapışkan hale getirir, arasına koyar, yuvasını yapar. Nasıl yapar yuvasını? Tabi yere yapmaz. Yere yapmaz böyle. Düşmandan korunacağı gibi ve yavrusuna göre de yuva yapar böylece. Ama kendi organına yaralanarak. İnsanlara gelince, bir insan bir ev yapmaya kalkışınca, hatta önceki dönemlerde, ilkel dönemde bile bir kimse kerpiçten, taştan ev yapmaya kalkışsa bile ne yapıyor? İnsanın kendi organları yeterli olmuyor buna. Ne yapması gerekiyor? Kerpiçten yapacak ama bir kazma lazım, kürek lazım, çapa lazım. Elini olmuyor, insan elini kazamıyor yerleri. Peki ama nasıl yapacak kazmayı küreğe? Hadi sapını ağaçtan yapsın kendisi. Ama demir bunun kısmı var. Yerden demir alıp çıkaramaz. Bunu işleyemez bunlar. Sonra kerpiç kesecek, buna kalıp lazım. Tahta lazım. Ormandan ağaç kesmesi için balta lazım, destre lazım, keser lazım. Yani insanlar kendi organlarıyla, fiziksel güçleriyle evini, yuvasını yapamıyor insanlar. Hele günümüzde bir insan kendi usta da olsa ne gerekiyor önce? Bir plan gerekiyor, mühendis, mimar gerekiyor. Sonra harfiyatçı gerekiyor, yeri kazacak. Kalıpçı gerek, demirci gerek, duvarcı gerek, sıvacı gerek, su destekçisi, elektrikler, fayansçı, camcı, doğramacı, kapıcı gerek de gerek. Nedir insanlar? Birbirine bağlılar. Yani insanlar tek başı yaşayamıyorlar. Bunun gibi tarım da bunun gibi. Yeri kazması için pulluk bile olsa pulluk kendi yapamaz ki. Demiri yerden kendini işleyemez. Demir cevherini çıkaramaz yani. İşte Mevlam buyuruyor, insanların bazısını bazı üzerine, yani kim üzerine verefana üstün kıldık, derecatin derece. Liyettehize bağladığın bağdan sühriya. İnsanın bazı basın alsın, işini gördebilmesi için farklı yaratıldı. Bir insan müdür de lazım fabrikaya. Bir vilayete vali de lazım. Valiye şoför de lazım, koruma da lazım. Böyle farklı. Fabrika yapıldı. Müdürü var ama işçi lazım bana, mühendis lazım bana. Farklı elemanlar lazım bana, kaliteli, kalifiyeli elemanlar lazım bana. Demek ki insana birine muhtaçlar, yaşayacaklar. Şimdi gerçekte şöyle manevi olarak işin böyle de perde arkasına bakarsak durum daha farklı muhteremler. Yani bir filmin senaryosu yazılmış. Figüranlar belli muhteremler. Yönetici belli, rejisör belli bunlar böylece. Konuyor bunlar. Şimdi ne oluyor? O filmdeki rolü icabı, iki kişi kavga ediyorlar.
Bunları nasıl kabul edecekler? Bu önceden belirlenmiş, yazılmış ama bu. Yumruk atacak, o yere düşecek. Vay ama adam yumruk attı. Biri rol icabı hükümdar olur. Tahta oturur rol icabı o anda böyle şey. Biri hakim olur, biri mahkum olur, şu olur bu olur böyle şey. Çekim bitti mi, herkes bir. Aslında dünyada bunun gibi mahvetler. Dünyada böyle şey. Yani kaderin yazdığı o program gereği yaratılıştan insanın yeteneği farklıdır. Hatta çocuklara sorulsa ne olmak istiyorsun diye hepsi başka bir şey söyler. Kimi şoför olacağım der. Kimi topçu olacağım der. Top oynayacağım der. Kimi doktor olacağım der. Şu der böyle. Yetenekler farklı. Bu beyinde programlanmış bunlar. Kişi oraya yönlendirilir. Öyle insan vardır. Eline para geçti mi mesela kamyon sever. Kamyon şoför yapacak. Kamyon olur böyle. Eline biraz daha para geçti. Kazandı veya miras yolu geldi. Başka iş yapmaz. Kamyonu büyütür. Ya bir kamyon da alır mesela. O onu yapacak böylece. O da lazım ama böyle. Kimi toprak alır. Tarım da lazım. Onların biçilmesi lazım. Onların nakli taşınması lazım. Değirmenci lazım. Fırıncı lazım. Biz yatarken gece fırıncı çalışıyor. Sabah erkenden ekmeğici tezgahlar muhtemelen. O da lazım bunlar, lazım bunlar da. Demek ki insanlar birbirinin işini gördürebilmesi için yani toplumsal denge düzeninin gereği insanlar farklı yaratıldı. İnsan bu görevi yapacak. İnsanın öldüğümün olduğu öbür alemde orada herkes eşit muhtemelen. Yani film çekiminde kimi kraldır, kimi mahkumdur, kimi polistir, kimi hırsızdır, teröristtir. Yani film çekiminde rol icabı ama çekim bitti mi herkes birdir böylece. İnsan da ölünce kabir hayatında iş değişiyor. Mesela bir örnek vereyim. Şöyle hakim mahkum yönünden örnek vereyim. Hakim mahkum. Biliyorsunuz bir zamanlar Türkiye'de İstiklal Mahkemeleri kurulmuş. İstiklal Mahkemeleri kurulmuş. Bu mahkemeler hiçbir yere bağımlı değil. Bunların temizliği yok, bir şey yok böyle. O gün karar veriyor, idam edilecek, o gün asılıyor böyle. Öyle bir zaman yaşanmış Türkiye'de İstiklal Mahkemeleri. Bu mahkemelerin birinde rahmetli Atıf Hoca iskelepliyor. Allah rahmet eylesin muhtemelen. O muhakimedir mahkemelerde. Atıf Hoca o anda mahkum onda. Onun hükmüne kim hakim? Ali Çetinkaya. Denen kişi. Bu hakim. Mahkemede başkanı Çetinkaya. Atıf Hoca rahmetli bir kitap yazmış. Şey Mukallidi ve Şapka diye. Şapka kanun önce bunu yazmış ama. Daha kanun yok ortada böylece. Yani bir zaman Türkiye'de kanun çıkmış şapka kanunu diye. Şapka giymek mecburi. Giymeyen idam ediliyor, asılıyor muhtemelen. Öyle bir dönem yaşamış Türkiye'de yaşamış. Bu hoca efendi Allah rahmet eylesin kanundan önce bir kitap yazmış böylece. Sonra o kanun çıktıktan sonra evini bir gece polisler basıyorlar. Evini arama yapıyorlar bunun evinde. Ne arıyorlar? Tabii terörist değil, bomba yok elinde. Kitap arıyorlar kardeşim. Tabii kitap bulunuyor. Ankara'ya, İstanbul'da kendisi oturuyor. Ankara'ya mahkemeye götürüyor, İslam mahkemesine götürüyor orada. Son artık soğum yapacakları gece. Bu eline kağıt kalem almış. Bir soruma yapayım diyor.
Ama kendine kesin güveni var. Yani bir suçu yok. Evet kitabı yazmış ama o anda kanun yokmuş. Yani kanunlar geri işlemez. Tam eline kağıdı kalemi alıyor. Birdenbire bir manevi hal oluyor. Karşısında Resulullah Aleyhisselam Hazretleri görüyor. Peygamber görüyor, karşısında görüyor. Biliyor Peygamberimiz kendisine Aleyhisselam Hazretleri, Atıf, Atıf, biz seni orada bekliyoruz. Bırak sen savunmanı da, sen bize gel. Buyurun. Hemen tabrak yasası olmasını, yanında Mevlevi Tahir Hazretleri, muhterem zatlardan, Atıf ne oldu? Ben vazgeçtim savunmamdan. Resulullah beni orada bekliyor diye. Ben de kavuşacağım dedi. Tabi sabahına mahkemeye gidiliyor. Hemen Fazlat Demir'e sormadan idamına karar veriliyor. Ve şahit dinlemesine de bilahar ediyor. Önce asılacak, sonra şahit dinlenecek. Yani böyle bir mahkeme karar veriyor. Karar. O gece bunu asıyorlar. Yani zamanın, dönemin en büyük bile alimlerinden kendisi, tekva alimlerinden kendisi. Böyle bir zat, ne yazık ki boynu ip geçiyor, asılıyor böyle. Asıldığı, tabi o gece asılıyor, sabahtan İstanbul'un bas, o gün basında bu baş hemen sütunda getiriliyor. Haber şeklinde bunu seven dostları, gazeteciler, şunlar bunlar, evine, hanımına baş salına geliyorlar. Bakıyorlar ki, hanım işte haber yok zavallı hiç böyle. O hocayı bekliyor. Bir hoca, tabii suçsuz bir hoca, hele asılması akla hele gelmiyor böyle bir şey için. Bekliyor. Şimdi gelenler, bu hanımının bundan haber olmadığını görünce, yutkunuyorlar, şey yapıyorlar, buna başlığı dileyemiyorlar. Biri soruyor, yenge, acaba hoca ne zaman gelir ki acaba? Bilmiyorum ki yavrum diyor, işte bekliyorum da bugün yarın gelir inşallah diyor. Hocanın kızı varmış, öbür odada konukuyormuş. Kız ağlara geliyor, anne, anne, babam artık gelmeyecek eve. Neden kızım? Bu gece babam eve geldi, öğlene su döktüm, abdestini aldı. Bana dedi ki, yavrum biraz sabır asacaklar, ben şehit olarak gidiyorum, peygamberi bekliyor ve helalaştı babam diyor. Ve şehit olarak gittim muhtemelen böylece. Şimdi bu dünya muhakemesinde, dünya muhakemesinde mahkum sanık sandalye oturuldu. Sanık sandalye oturdu. Ali Şetin Kaya da mahkeme başkanı olarak oturdu böyle. Rol icabı oldu bunlar böyle işte. Ama öbür alemde iş farklı muhtemelen böylece. Nice böyle mazlumlar asıldı, kesildi, öldürüldü, kanlar akıtıldı, zulümler yapıldı, nedenler tabii yapıldı. Her zaman, her dönemde olmuş bunlar. Fakat o alemde durum değişiyor. Şimdi gerçekten Mevlam insanı farklı yaratıyor. Neden? Birbirine işini gördürmesi için. Bir devletin başkanı, devlet başkanı. O da nedir? O da zaman geliyor, o da aciz oluyor, muhtaç oluyor. Mesela devlet başkanıdır kendisi, bir devletin başkanıdır. Dişi ağrıdı. Ne yapacak? Dişiye gidecek muhtemelen. Dişiye gidecek muhtemelen. Bir sancısı var. Hastaneye gider, hemşireye bir iğne vurur. Evet. Arabası bozulur, tamirciyi çağırır. Yani kim olursa olsun, insan bile muhtaç insanlar. Şimdi Mevlam buyuruyor bizlere, yani insanlar farklı yaratıldı. İnsanlara mesleği farklı, aklı farklı, güçleri farklı. Her insan mutlaka bir farklı tarafı vardır. Vardır. Fakat toplum için mutlaka her insanın elini
taşın altına koymamız gerekiyor toplumsal denge için. Yine Mevla biliyor bizlere Nisa 29'da ya eyyühellezine amenû ey müminler la tek embalek beynek bir batile ey müminler aranızdaki malları batıl yolla yemeyiniz. Yani haram bir yolla haksız kazanç yemeyiniz anı mallarınızı. İlla en tekin ticaretten an teraldi minküm. İlla en ticaretten an teraldi minküm. Aranızda rızanıza bağlı bir ticaretle olması. Bu ticaret tabi mal karşılığı mal yani mal ile mal bedel olarak mübadele denir buna. Ya da para karşılığı mal, ya da bir iş, emek karşılığı mal. Yani mutlaka toplumda ya mal ile mal, mesela buğday vardır da mısır lazım. Buna buğday verir, mısır alır yerine. Böyle bir mal mübadele olur. Ya da bir para olarak verir, ya bir emek, işçilik olabilir. Mutlaka herkesin bir buna katkısı lazım. Bela buyuruyor, malınızı batıl yolla yemeyiniz, batıl yolla. Nedir batıl yollar? Haksız kazançlar. Biri faizle. Ne var faizde muhteremler? Şimdi faiz yapan kimse parasını faizle getiren biri yatırdığı zamanlar tabi garanti de böyle. İslam ortaklığı tavsiye ediyor. Yani parası olan ne yapar? Para koyar, öbürü çalışır, ortaklık tavsiye ediyor İslam böylece. O zaman ne oluyor, ne fark ediyor? Bir kimse parasını ortaklaşa verdi mi, iş yatırım yaptı mı, biraz taşın altına elini koyuyor ama. Ya çünkü ortakta ne gerekiyor burada? Kar, zarar, ortaklığı şart bunda böylece. Eğer yalnız kar şart koşulursa zaman faize giriyor böylece. Ne oluyor burada? Kara da ortak, zarara da ortak, ayrı oranda olmuş oluyor. Ne yapıyor şimdi burada para veren, yatırım yapan kimse? Devamlı bir işi gözetliyor böyle. Kontrol ediyor, denetliyor ama böylece. Şimdi zarar derse, o da bu zarara ortak böyle. Yani parası garanti kendisine böylece. Sıra bunda ne farkı diye yine? Şimdi bir iş adamı iş yapacak, eğer kredi adı altında faiz alırsa, bu faiz nereye yansıyor? Malın sermayesine yansıyor. Mal fiyat yükseliyor alışta. Yükseliyor bunda. İşte enflasyon buradan kaynaklanıyor. Halbuki ortaklık olsun, faiz kredi arasına fark girmediği için ne yapıyor? Mal ucuzluyor, otomatik bir alışınla ucuzluyor. Mevla buyuruyor bizlere faiz konusunda muhteremler, tabi kumar da bunun gibi, yani haksız kazanç kumar da, her türlü şans oyunları da, yani milli piyango bileti dahil, hele özellikle Hristiyan'ın yılbaşısı geldiği zamanlar bu kumar artık sanki bir meşru hale geliyor. Yani alkol, kumar, fuhuş olmadan yılbaşı kutlanmıyor Hristiyan yılbaşısı. Yani kumar alabildiğine gidiyor. Şans oyunu adı altında. Tabii ismi ne olursa olsun ve oyunun şekli ne olursa olsun kumar kesin haram muhtemelen. Oynaması da haramdır. Orada bulmak da haramdır. Alana da haram, yani haramdır böyle şey. Bunun gibi her çeşit şans oyunları da at yarışı olsun, işte spor tutuları olsun, ben tabi bilmiyorum pek bunları da. Yani adı ne olursa olsun, her türlü şans oyunları da bunların hepsi de kumara girerler. Hatta iki tane Müslüman bir fıkıh konusunda
Anlaşamadılar, tartışsa iki Müslüman fıkıh konusunda. Anlaşamadılar, biri böyle diyor, biri böyle diyor. Dese ki bunlar, gidelim bunu birine soralım. Eğer benim dediğim gibi ise sen bana şu kadar para vereceksin. Eğer sen dediğin gibi ben sana para vereceğim derse, bu da kumara giriyor muhtemelen. Bu kumara giriyor böyle şey. Yani dini konuda bile, dini konuda bile bir konuda tartışılırsa, işte benim haklıysam, sözüm doğruysa sen bana, sen gidiyor ben sana derse, vereceğim derse, bu da kumara giriyor. İki tane hanım ya da iki genç kız bir el işi yapıyorlar. El işi yapıyorlar. Bunlar deseler ki birbirlerine eğer ben daha önce bitirirsem sen bana mesela yüzde vereceksin. Sen birisi ben sana vereceğim derse bu da kumara giriyor muhtemelen. Ancak üçüncü bir şahıs dese ki üçüncü şahıs bu işe girmiyor. Mesela bir baba, bir anne veyahut da bir dernek mesela tertip eder. Bir yarışma tertip eder. Kim kazansa onu şu ödülü vereceğiz der. Bu kumara girmiyor böyle. Ancak yarışanlar kendi aralarında bu şart koşarlarsa onu faize, kumara girmiyor böyle. Kumara girmiş o böyle bu. Demek ki İslam'da kumar da haramdır. Her türlü şans oyunları da İslam'da haramdır, batıldır. Gelen para domuz eti gibidir, haramdır, necistir, pistir. Tabi bu arada rüşvet, rüşvet de böylece. Bazı rüşvette kulakka da girer. O zaman bu günah çok katlarda katlar. Hatta bazı fukaya göre küfürdür, yani kafir olurlar böylece. Örneğin bir hakimin savcının rüşvet alması. Çünkü bir hakim rüşvet alırsa ne yapacak? Mutlaka kul hakkına girecek. Yani bu kişi haksızken bunu haklı çıkaracak muhtemelen. Tabi trafik suçları da buna giriyor. Yani savcı olsun, hakim olsun rüşvet alırsa bunlarınki daha katmerli günah oluyor. Çünkü buna bir de kul hakkı giriyor buna. Efendim işte hediye. Hediye. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri sahabenin birini zekat mal toplamaya gönderdi. Gittiği yerde bir de hediye vermiş kendisine. Geldi Medine'ye zekat malı ortaya koydu. Kendisi verilen, o hediye verilen malı elinde tutuyor. Peygamber sordu kendisine Aleyhisselam Hazretleri. Bu ne? Ya Resulallah, bunu bana hediye verdiler. Peki Peygamber buyurdu. Eğer sen evinde otursaydın, bunu sana getirip verirler miydi? Vermezlerdi. Eşine bir devletteki memur. Efendim işte hediye bu. Rüşvet değil, hediye bu. Ama o devletteki oturmasa, memur olmasa, orada kişi işe düşmese, ona verir miydi bunu? Vermezdi. O halde bu neye giriyor? Rüşvete giriyor muhtemelenler. Rüşvete alan da veren de Aleyhisselam Hazretleri lanet etti muhtemelen kardeşim. Tabi dolandırıcılık, tabi hırsızlık, gasp buna giriyorlar. Biraz inşallah faize bakalım biraz inşallah sıfatı inşallah. Çünkü faiz sistemi çökecek dünyada. Ve çatırdıyor şu anda çökecek. Niye çökecek? Mevla bize buyuruyor. Bakara suresinin son sayfalarında hemen hemen bir sayfa yakın orada faizden bahsediyor böyle. Bir sayfa yakın böyle. Ellezi yekün diyor orada ayet-i kerime başlıyor. Yani en büyük bu uzun ayet-i kerime ve en tehdit Mevla'dan tehdit faiz konusuna geliyor. Mevla buyuruyor faiz konusunda yem hakullar riba öyür bir sadaka. Faiz ve sadaka. Gerçekte bunlara bakıldığı zamanlar birbirinden farklı. Yani arada bir uyum yok aslında böylece. Çünkü faizle veren kişi bir şey alıyor karşılığında. Sadaka desek insan çıkıyor. Bak,
çıkıyor. O şey görünüm böyle, görünüm böylece. Ama sonuç değişiyor. Mevla buyuruyor. يَمْحَقُ اللّٰهِ الرِّبَى Allah Teala Mevla'nın ribayı mahvediyor. Helak ediyor ribayı. Yani kim faize bulaşırsa mutlaka mahk denen şey felaket. Sonu felaket mutlaka bir insan az bulaşsın, çok bulaşsın. Bir insan faize bulaştı mı mutlaka bunun sonucu felakettir, iflastır, batar. Kişinin anas malı da gider böyle, kökten gider böyle. Hatta bir de borçlu bile kalır. Öyle insan gördüm muhtemelen, öyle insan gördüm böyle işte. Yani faize bulaştı, kredi adı altında. Tabi bunu ödeyemedi, hemen katladı, katladı. Emin olan bütün malı gitti. Evi vardı, tarlası vardı, arabası vardı, hepsi gitti. Daha borçlandı böyle, daha borçlandı böyle işte. Veriyor bir sadaka. Mevlam buyuruyor, Allah-u Teala Mevlam sadakaya Mevlam bereket veriyor bakın. Yürbi, büyütüyor Mevlam sadakaya böylece. Yani sadaka kullanan insana çıkıyor. Eksiliyor gibi görünüyor. Allah ona bereket veriyor. Neye benziyor sadaka? Ağaçları budamaya benziyor. Ağaçlar budamaya benziyor. Şimdi anlamayan kişi bakar, ağaçlar budanıyor. Adam bir tane tüp kesiyor, eğer bir şey böyle. O dalını kesiyor, bunu kesiyor. Yazık şu ağaca be diye. Ağacın dörtte biri gitti diye acayip bir şey böylece. Ama ağaç şahlanıyor, canlanıyor muhtemelen böyle. Ömrü uzuyor hatta ağacın. Budanması ömrü kısalır ağaçlarda, ağaçların. Yine Mevlam buyuruyor bizlere faiz konusunda. Ya el amelü. Ya eyyühellezine amenü. Ey iman edenler, müminler bakınız. Mevlam buyuruyor. Ey müminler. Amenü tekullâhe. Allah'tan korkun. Allah'tan korku Mevlam buyuruyor. Rabbimizden korku Mevlam buyuruyor. Korkmayan var mı? Günah işleyen kişi korkmuyor anlamına geliyor muhtemelen. Yani gerçekten yani günah işlemek, bir haramı işlemek Allah'tan dilecalıyor, korkmama anlamına geliyor. Halbuki insan denen varlık, o kadar aciz insan denen varlık, aniden bir gök gülesin, insan bir ürperir. Gök gülesi yani. Nedir gök gülemesi? Ya, bulut arasındaki bir elektrik akımı. Akım muhtemelen. Karşılığı bulut. Bir eksi bir artı olacak bulutlar. Karşı olacak bulutlar olacak. İkisi artı yüklü olsun bulutlar, onda gök gülemesi olmaz. Şişe çakmaz yani böyle. Bulutların biri eksi, bir artı böyle. İlk kutu parçalı gelir böyle. Karşıya gelirler. Bir de arada hafif yağmurlu havada olur. Yağmurdan sonra olur böyle bu. Elektriği iletken geçirgen olacak böyle. Kuru havada olsun, iki bulut olsun, artı eksik olsun, şifrek olmaz. Böyle olmaz böyle işte. Artı eksik bulut olacak. Arada bu elektriği iletken olacak böyle işte. Bu defa ne yapıyor? Bulutun birindeki elektrik akımı zıt olan karşıkine birdenbire hücum ediyor. Kısa devre oluyor yani burada böyle. Kısa devre oluyor. Dedi bunu şimşek dönüyorlar, şimşek dönüyorlar. Tamam, o arada bir gürültü oluyor, ses oluyor. Ses oluyor. Bu nedir? Gök gülemesi biz var, gök gülemesi de böyle şey. Gök gülen insanlar korkuyor. Hele bazı hanımlar vardır. Evde yalnızsa, hele gece gök gülede mi, artık başına gireceğiz, sokar, korkar, çıldırıyor böylece böylece. İki bulut, iki bulut akın birbirine boşalıyor. Bir boşanıyor böyle. Nerede oluyor bu? Atmosferde oluyor. Dünya atmosferinde. Halbuki dünya nedir evrende? Bir zerre nokta değil evrende. O kadar muazzam büyük şu evren. Sırf madde alemi, galaksi alemi. Öbür tarafta zaten bilinmiyor. Ancak Allah Teala biliyor bunları böylece. Bu büyük muazzam bir alem böylece. Güneş sistemleri, yıldızlar, galaksiler hepsi hareket halinde. Her hareket halinde böyle.
hem kendisine dönüyorlar, hem de hareket halinde. Hareket halinde. Yani onun hareketleri Allah Teala tesbih zikirdir halleri. Bir gün bir gençle karşılaştım. Tahminim 15-16 yaşlarında genç. Ama karşıdan kendisini tanımıyorum. Karşıdan gönlümü sevdik karşı böyle. O yanıma geldi, selam verdi bana. Bana şöyle söyledi, anlattı bir olay. Dedi ki, rüyamda ben gökte çıktığımı gördüm rüyamdaydı. Gökte çıktığımı gördüm rüyamda. Bir de batın bir de göklerden baktım. Dünya, ay, güneş, yıldızlar hepsi dönüyorlar. Ama Allah dediğim böyle öyle. Duydum onları böyle. Gökler çınlıyordu gökler böyle. Allah'ın zikir çınlıyor gökler. Bütün alem Allah zikir. Allah, Allah diye böyle alem şu böyle şey. Ben de bunlara katıldım dedi, başladım dedi. Allah, Allah, Allah diye uyandım ben dedi böyle şey. Uyandım ama dedi, kendimi frenleyemiyorum şimdi dedi. İşim yanıyor böyle dedi. Allah, ayağa kalktım böyle diyor. Allah, Allah, Allah böyle diyor. Daha sonra otururum diyor. Sabaha kadar Allah'ı zikrettim diyor. Ama öyle tat aldım ki ondan diyor. Feyiz aldım ki diyor. Yani kendimden geçtim böyle. Öyle adaya geldim diyor. Abdest aldım. Erkence dedi, sabah namazı camiye gittim dedi. Camiye gittim. Namaz gidiyormuş kendisi daha önce de. Namaza gittim dedi. Şimdi de farzı durduk. Müezzin kâme getirdi. Şöyle müezzine bakıyorum dedi böyle. Evet kâme getiriyor. O da Allah'ı anıyor. Allah'a ver diyor ama çok cılız, cansız, ruhsuz böyle. Ruhsuz, cansız, cılız be. Allah'a Allah ver dedi. Bana tatsız geldi çok be. Hoca ben tekbir aldı dedi. Allah'a ver dedi, tekbir aldı. Ama durduk. Ama o alemi gördüm. Bütün varlıklar, bütün varlıklar nasıl Allah diyorlar. Gökler çınlıyor zikrullah ile. Ben de yandım, yandım dedi. O zaman dedi, kendi kendime dedi, kıldığın namazı utandım dedi. Ben nasıl namaz kılmışım dedi. Şimdi de namazı durdun mu dedi. Durdun mu dedi, Allah abi dedi mi? Aklıma gökteki alem geliyor böyle. Heş Allah geliyor böyle. İşte muhterem cemaatim, bakınız mı? Yani insan denen varlık acizdir. Şu dünya, dünya atmosferi, şimşekte yıldırım olayları nedir? Dünyanın çevresinde olaylar böylece. Yani dünya bir zerre değil, galaksi aleminin yanında. Bu kadar muazzam bir alem. Ne alemler var? Ancak Mevlam biliyor bu alemleri. İşte Allah'tan korkmak bu anlamaya geliyor muhtemelen. Allah kabahına geliyor. Yani Rabbim dilerse dünyayı yok eder. Kıyameti koparır muhtemelen. Böyle hesaba çekecek kullarını. Bu iş Mevlam buyuruyor. Ey imadenler, Allah'tan korkunuz. Vederu ma bekiye miner riba. Vederu ütrükü anlamında bırakınız, terk ediniz. Ma o şeylere ki öke mine riba. Faize dava bulaşmışsanız bilmeden Mevlam biliyor. Cahilin bulaşmışsanız faize hemen derhal bırakırız. Ana paranı al ondan kurtul Mevlam. Derhal çık oradan Mevlam. İn kuntu müminin. Ayrıca sana bak ayrıca sana böyle. İn kuntu müminin. Eğer gerçek mümin derseniz Allah'a inanıyorsanız İnanan kişilerseniz hemen derhal faizden çıkın, kurda kurda çıkın. O bahtan çıkın Mevlam buyuruyor böyle. Peki insanlar hemen çıkmasa ne olur? Devamında sen ne olur? Onu da Mevlam bize buyuruyor. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا Eğer böyle yapmazsanız, hemen faiz bahtına çıkmazsanız فَاَذَنُوا بِاَمْنَلْ وَرَسُولُوا فَاَذَنُوا Şunu biliniz ki Allah ile Resulü ile harp halindesiniz, savaşıyorsunuz. Yani kim gibi faizle işi bir
takana bir şeye var, ilgisi varsa kimse ne yapıyor? Allah ile, Allah'ın Resulü, Peygamber ile o anda savaşıyor. Savaşıyor. Bu ayet-i kerimeler Kur'an-ı Kerim'de. Bakara Suresi'nin 285. ayetlerinde geliyor muhtemelen. Uzun ayetler buna geliyor. Tabii daha kısa okundu haberi, hepsi okumadım bunları böylece. Bu ayet-i kerimeler varken Mevlam buyuruyor, اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Eğer gerçek müminlerdenseniz, Allah'a inanıyorsanız, hem oradan çıkıp oradan çıkıp oradan. Derhal çıkın Mevlam buyuruyor. Oradan kurtulun Mevlam buyuruyor. Bu ayet-i kerime karşısında hala faize bulaşmak, devam etmek, Allah korusun, çok tehlikeli bir şey muhteremler. Ve Mevla buyuruyor, faizler mutlaka iflas batacaktır böyle. Yani kapitalist sistemin şeyini de bu, faizciliktir. Aslında Hristiyanlıkta da faiz haramdı aslında böyle. Ancak 17. yüzyıldan sonra Avrupa'da başladı, faizciliğe başladı. Bu sistem başladı. İşte bugün ne yapıyor Avrupa'da, Amerika'da muhtemelen de faiz bataklığından bankaları da artık çatır diyor bunlara böylece. Mevlam buyuruyor çünkü mutlaka bunun sonu felakettir, iflastır, bataklıktır bunun için sonu böylece. Bir adı şerifte buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Bir beldede faiz ve zina çoğalırsa orada mutlaka deprem olur mu? Deprem böylece. Yani deprem bir nedir de demek ki faizle zina, fuhuş bir beldede çoğalırsa orada mutlaka deprem de olur muhtemelenler. Günümüzde deprem deyince ne oluyor? Efendim işte uzmanlar, mütehassıslar, profesör efendim, işte yere bilimciler ne yapıyorlar? Başlıyorlar dediğim faraziyelere. İşte yer kabuğu da, hayatları da, çatlaklar da, şunlar bunlar da efendim işte şöyle olur, böyle olur. Peki bu yer kabuğunu yaratan kim? Yer kabuğu var mı? Yani dünyanın üzerinde 35 bin metre kalınlığında kıtalarda yer kabuğu var. Altı erimiş madenler. Aşırı ısıdan dolayı içinde altta erimiş madenler böyle. Zaten madenler ısıdan dolayı ne yapıyorlar? Radyasyon bunları yayıyorlar. Genişliyor bunlar böyle. Yani bir metal maddeler, gazlar ne oluyor ısınınca genişler. Genişler. Yer kabuğunun altında böyle metal maddeler var böyle. Gazlar var burada böyle. Bunlar tabii ısıdan dolayı genişliyor bunlar. Yer kabuğunu sarsıyorlar. Dışarı itiyorlar yer kabuğunu bunlar. Mevlam buna karşı böyle dağlar yapmıyor, dağlar yapmıyor. Dağlar ne yapıyor? Baskı yapıyor böylece. Yani gereken Mevlam dağ yaratır, onu baskı yapıyor böylece. Ama buna mukabil Mevlam yaratırken yer kabuğunu Mevlam düz yaratmamış yani yer kabuğunu. Nasıl ki dağlarda mağaralar vardır dağlarda. Yani bilhassa doğuda çok dağlarda gezinebilirler. Arabistan, aynı şey Arabistan'da. Dağlarda mutlaka mağara vardır, mağaralar, dağ içerisinde böyle. Yani boşluk amına böyle. Çatta boşluklar vardır böylece. Yer kabuğu da bu şekilde böyle. Yer kabuğu içinde böyle fayatları vardır, yani çatlaklı vardır, girinti vardır, çıkıntı vardır, karma karışık bir şeydir bunlar böylece. Tabii bunlar ne oluyor? Bunlar tabii sarsılacak böyle, sallanacak, yıkıntı olacak böyle olacak böylece. Ama bunlar şanslı, rastgele mi bunlar? Hayır muhtemelen, hayır. İş burada böylece. Mesela bir insanın akciğeri hasta olabilir mi? Olabilir mi ya? Kalp hasta olur mu? Olur muhtemelen böyle. Beyindeki kılcız damarı tıkanabilir mi? Tıkanabilir böylece. Ne zaman tıkanır? Allah'ın takdiriyle olur böylece. Allah'ın takdiriyle. Yoksa bir insan yaşaması imkansız muhtemelen. İmkansız yaşaması insan. Her an her şey olabilir insan böyle. Yani bir yeni doğan bebeğin yaşaması imkansızdır böyle. Hele beyne giden kılcız damarlar bak. Kıl gibi ince damar, içi boş, içinden kan geçecek beyine. Ufak bir katı, bir yoğun bir kan yoğunlaşması, bunu tıkayıveriyor bana. İşte
Demek ki deprem de Allah'ın denetiminde, yönetiminde, takdirinde muhtemelenler. Mevla emir verdiği zamanlar Allah'ın takdir ettiği kadar sarsır bunlarla böylece. Şimdi gelelim faiz meselesinde. Bu devam edecek bacı kıyamete kadar. Yani bu kadar faiz sistemi çöktüğü halde, çatladığı halde, battığını herkes gördüğü halde devam edecek mi? Hadis-i Şerif Ebu Davud'da İbn-i Macide ve Hakim rivayet ediyor. Leyt ennâsi zamanun le'tiyenneh le'tiyenneh. Başta bir lam var. Bu tehdit için, kesin anlamına. Sonunda bir de nunda şedde var. İki tehdit. Yani elbette, elbette, mutlaka, mutlaka anlamına geliyor. İnsan üzerine bir zaman gelecek ki, yani kıyamete yakın, layık bilim ehad illa ekeler riba. Faiz yemeyen kalmayacak bakınız. İlla ekele riba, öyle bir zaman gelecek ki insanların üzerine kıyamete yakın faiz yemeyen kalmayacak. Fe'inlem ye'külhü, faiz açı yemese bile esabehü min gubarihi. Açıkça faiz yemese bile faizin olacak tozu. Tozu onu bulaşacak. Tozu. Peki nedir şeyin tozu, bir şeyin tozu ne anlamına geliyor tozu? Yani önemsiz anlamına geliyor. Hayır muhtemelen. Toz anlamına geliyor böylece. İşte Arapçada aslen vasfen denir Arapçada. Yani bir şeyin aslı vasfı. Aslı kimyasal özelliği bir şeyin. Vasfı da fiziksel özelliği anlamına geliyor böylece. Şimdi bir ağaç mesela. Dikili ağaç. Bunun adı nedir? Ağaçtır. Evet, elma ağacı, şu ağaç isim olabilir, adı ağaçtır ama kardeşim. Bu ağaçın gövdesi kesilirse, ne olur adı? Tomruk olur muhtemelen. Bu fiziksel olarak değişir şimdi, tomruk haline geldi. Bu tomruk pişirse, kalın pişirse, adı kalas olur. İnce pişirse tahta olur, çita olur, olur kardeşim. Hatta bunun çıkan tozu da toz denir bunlara böylece. Şimdi bu vasfen deniyor Arapçada buna. Yani fiziksel açıdan şekiller değişiyor. Şekil değişiyor, isim de değişiyor. Ama aslen yani kimya özelliği bunu değişmiyor ama. Yani ağaçın tamamında ne gibi özellik varsa onun küçük bir parçasında, kırıntısında tozun aynı özellik vardır böylece. Kan da bunun gibi. İnsanlar mesela tal yapacaklar. Elinde bir damla kan alırlar. O kanda her şey var burada böyle. İnsan ne varsa bedeninde damla kanda vardır böyle. Okyanusuna bir damla su alınır. Bu tahlil edilir. Okyanusunda ne özelliği varsa da vardır böylece. Hatta günümüzde mesela DNA molekülleri. Bir insanın ölen kimsenin saçı bile kalsa mezarda, saçı bile kalsa ki DNA molekülleri, hücreler saçta yine vardır bunda. Ölmez saç. Saç kolay kolay çürümez. Bir kimsenin mezarındaki saçı bir kılı bile kalsa ondaki DNA moleküllerinden kişinin özelini buluyorlar muhtemelen. Buluyorlar. Demek ki faizin tozu da aslı gibi haram muhtemelen. Aynı böyle. Faizin tozu da böylece. Az da olsa böylece. Günümüzde bilhassa kredi kartları muhtemelen. Kredi kartları böyle. Yani zaten kapitalizmin şeyi nedir böylece? İnsanlara gelirinin üzerinde yaşam koşulları insan sürükleme veya taksit satışlar, kolye göstermeler, özendirici böyle reklamlarla insanları gelirinin üzerinde yani yorgunluğunu aşacak şekilde insanları borçlandırma. Ondan sonra tabii kredi kartları gelirini de aşıyor. Aşıyor böyle. Boş dönüyor. Mutlaka demek ki hatta bir kimse kredi kartı zaman ödese bile yine faize gene karışıyor. Nasıl karışıyor? Çünkü banka ödeme hemen yapmıyor ama karşı tarafa böyle. Parayı biraz kullanıyor banka böyle. Faize kullanıyor parayı böyle.
İslam'ı tam yaşarsak, İslam'ı tam yaşarsak ne olur acaba? Mahşerinde orada dikilip fazla sorguya çekilmeyiz. O var muhtemelen bakarız. Mahşerinde kız güneş altında dikilip de orada fazla beklemeyeceğiz. Orada fazla sorguya çekilmeyeceğiz. Bu muhtemelen. Yani gerçekten en zor o gündür. Mevla buyuruyor. Yevmin asirün, yevmin asir, mahşer, yani kabirden kalkıp da mahşere gitmek var ya, mahşere gitmek derler. Kabirler çatlıyor böyle, su üfürülüyor böyle. Atıyor. Atıyor. Ve ezel kuburu bu siret. Ve ezel kuburu bu siret böyle. Kabir alt soluyor, atıyor içindekilere böyle. Bizi atacak böyle şey. Her ruh bedenle birleşecek. Kişi ayet yapacak kendisini. Kişi ayet yapacak kendisini. Ne var orada işte? Herkes öldüğü şekilde kalkacak. Nasıl ölmüşse kalkacak. Efendim işte namazda öldü. Namazda secdede öldü. Ne diyor secdede? Allah tesbih ediyor diyor. Sübhanallah ala diyordu böyle. Öyle kalkacak böyle. Kur'an okurken öldü. Kaldı ya da okurken kalkacak kalkacak. Tabi içki ölen var muhteremler, haramda ölenler var ve fuhuşlu ölenler var bence. Ölenler var. Allah korusun en zor an kabirden kalkmak. Tek insanlar men be asana minber kadina bak muhterem. Men be asana minber kadina. Bizi kim kaldırır bu yattığımız uyuduğumuz yerden, kim bizi kaldırır buradan? Azap çeken kafir bile ki kabir azap çekiyor, kabir azabı. Dünya azabına benzemez, kabir azabında. Korkunç azap çekiyor böyle azabında. Ama üfürülüp de kabirden kalkınca, mahşere o durumu görünce ne yapacak? Kim kadar beni yattığım yerden, yani kabirinde yatsam da azabı daha fazla çeksem razıyım diyor bu dönemde. Yani mahşer, gerçekten korkulu bir yer mahşer. Kızın güneş altında, devamlı günüz ama. 50 bin yıl hep günüz olacak, gece hiç olmayacak böyle. Teyp-i aşık gölge yok. İzdiham, üst üstüne. Bedenler çıplak, insan birini yakacaklar. Ciğerler yanacak, ağız kuruyacak, dil sarkacak, susuzluk, susuzluk, açlık, korku, stres böyle. Pişmanlık, nedamet. Yandım kendi kendine, vahm oldum halinde. Sonra amelete dağılacak ve sıra günah sevabının tartılmasına gelecek. Kim dünyada İslam'ı tam yaşar uygularsa, efendim işte bu zamana olurum bu kadar, onu da orada konuşacağım muhtemelenler. Yani burada anlamıyoruz bunu, orada konuşacağım muhtemelenler. Orada konuşacağım böyle. Bir de hayata oradan bakalım, oradayız şu anda. Dünya bitti, yıkıldı dünyamız, oradan bakalım. Kim İslam'ı burada tam yaşarsa, haramdan tam sakınırsa ne olacak? Mahşede fazla beklemeyecek. Hatta o kadar ki bir farz namazı kılacak kadar. Mesela öğrenmenin farzı 4 rekat değil mi öyle? 4 rekat namazı kılacak kadar o kadar sorgu çekilecek böyle şey. Neden? Rabbim hepsini biliyor. Hepsi yazılmış. Namazı hepsi tamam. Orucu tamam, zekatı tamam, her şeyi tamam, haramdan sakınmış tamam. Kulun geç. Nereye? Feriyukun fil cennet. Cennet fırkası ayrı, bak, ayrı bakalım. Böylece. İşte en büyük bayram o an muhtemelen. O an böyle. Rabbim diyor ki geç kulum, geç sen kulum, geç. Feriyukun fil cennet. Kim var orada? Hep Allah dostları orada, hepsi bunlar. Hep Allah dostları orada. Böylece. Büyük evliyalar, sahabeler, sıddıklar, şehitler hepsi orada bunlar böylece. Orada ne yapıyor bunlar? Havuz-ı Kevser'in başına gidiyorlar böyle. Arşın gölgesinde, kendi aralığında ama hemen cennete giremiyorlar. Hesap bitmeden girilmiyor cennete böylece. Havuz-ı Kevser'de, arşın gölgesinde oturacak orada. Dünya anılarını konuşacak orada, dünya anılarını. İşte ben şöyle yapıyordum, böyle yapıyordum. Tanıdıkları, dostları, ahbapları daha yakın bir sohbete bakacaklar ki daha sohbete doymadan hadi kulağım cennete girin bakalım. Ya günah çok gelirse kişinin ne olacak? Günah çok gelirse ne olacak?
Ne olacak hali? Ben olacak ki cebarilere. Bir insan hesaba çekilirken iki cebari melek. Bak adı Zebani. Ne demek bu? Korkunç bir varlık böyle. Dehşetli varlık. Acımasız. Öyle yaratılmış bunlar ama. Ona suç yok. Korkunç daha iki cebani dikiyorlar ben. Bekliyorlar başlığında. Allah korusun namazı eksik. 90 kaza yapma tamamlamamış bunları böyle. Günah çok. Neden bilecek ki? Huzuhu fegulluhu sümmen cehime salluh. Huzu tutun bakın. Fegulluhu iki elini ensine bağlayın. Ayağına vurun zinciri. Atımın cehennem bakın. İşte dünya hayatı bir hayal muhteremler. Yani ezelde yazılan bir temsilin, piyesin böyle bir programın bir sahneye konuşu dünyada. Sahneye konuşu böylece. Anne aslında ezelde belli. Babalar ezelde belli. Yani kim kimin neslinden gelecek. İşte filan kızla filan ki evlenecek. Ondan bu doğacak vakitten böylece. Hatta öyle olur ki bir kız belki evlenirler. İşlik olur, ayrılırlar. Onların görevi bu kadardı muhtemelenler. Ondan sonra kadın başta evlenir, ondan başta çocuğu olur bakın böyle. Onun babası başka olacak çünkü muhtemelen. Başka olacak çünkü böylece. İnsanlar dünyada biri polistir, biri teröristtir böylece. Biri hakimdir, biri mahkumdur. Biri esnaftır, biri mal alır böyle. Öbürü çok kazanan hırsında, öbürü daha ucuzalayan hırsında. Yani herkes bir tartışmada, yoğun bir hareketlilik her günümüzde, hızlı bir hayat böyle, koşturma. Fakat sonuç ne oluyor? Azarsam geldiği anda, nasıl ki teneffüs zil çalıyor, zil çaldığı anda, abi oyun kalıyor muhtemelen böyle. Oyun bitiyor. İşte elimizden inşallah geldiği kadar, günahtan sakınalım muhteremler. Her günahtan sakınalım böyle. Buna deniyor tekvalık, tekva yaşama deniyor bunlara. Böyle. Güzel Mevla'ya kulum, kul. Allah kulundan razı oldu mu, yeter de artar mı? Yeter artar, Allah kulundan razı oldu mu? Böyle. Neden mi? Kabre girdiğimiz zaman, oraya girecek mi? Girecek. Acaba bir şans var mı işte bir kurtulma payı? Yok, yok. Yok böyle. O kabre girildiği zaman ne olacak? İnsanın yakınları, insanı indirirler mezara, üzerine tabi tahtaya dizerler, üzerine toprağa atarlar, birkaç sure bir şey okurlar. Ondan sonra ne olur? Herkes çekilir gider. Kimse onunla ve mezara yatmaz, girmez oraya böyle şey. Her şekilde gider. O kimse ne yaptı dünyada? Zavallı ise, gaflette ise, koşmuştur, koşuşturmuştur, hırsa kapılmıştır, sinirlenmiştir, namazı kalmıştır, kalp kırmıştır, gönül yıkmıştır, her şeyi yapmış icabında. Ama öldüğü anda bak yani hiçbir şekilde yok. Hiçbir şekilde böyle. Yani dünyadan bir mendil bir şura bir oraya götüremiyor böyle. Evindeki belki kanepeleri beğenmez. Onları devamlı değiştirir. Yeni model çıkıyor. Reklamını görüyor ya. Oo bak ne güzel. Bu değişelim bunları. Hadi harç boş taksitle yeni kanepe alır. Halı üstüne halı alır. Perde üstüne perde alır. Eskiden yeme bulamamıştı muhtemelen. Şimdi bir tabak vermiş. Tabak. Çatal kaşık beğenmiyor böylece. Beğenmiyor bunlara böylece. Fakat ne oldu? Hepsi kalmadı. Hepsi kaldı. İnsan ne yapıyor? Yer altındaki 2 metre karelik bir karanlık çıkıyor. İnsan gömülüyor buna böylece. Tabi karanlık değil herkese böyle. Şimdi, işte bunları görebilmek gerekiyor muhtemelen. Yani sonuç bu. Sonuç bu. Bunları görebilmek gerekiyor bunları. Bunun için her insan ne yapıyor? Her insan haline razı olacak. Razı olacak böyle. İşçi razı olacak. Ama dürüst çalışacak mı derler. İşveren işine razı olacak, o da işçiye dürüst çalışacak. Hakim haline razı olacak, adil olacak, öyle karar verecek.
O zaman herkes kazanıyor bunda. Lillahi Teala Fatiha.